Hoş geldin Nihal'cığım. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bizim bir tane grubumuz varmış, müzik grubu. Onun albüm kapağı çekimlerine gidiyorum. Hmm. İki erkek, ben tek kızmışım falan, solistmişim. Küçük kaldırım taşı pırlantaya mı karşı diye şarkıyla açıyorum müzik kariyerimi. Bir daha. Ay Nihal, mumyalanmış gibisin. Bir de hastayım. Etimi çekerken burnumu çekiyorum falan. Bir saniye ama. Aslında güzel. Bir yerleştirsin. Aynen. Kötü Allah'ım, değil. Beyaz senin neyine yarabbim. Beyaz da giymiş de gelmiş. Allah'ım. Ya bir kez beyaz giymiştim ve çok beğenilmiş. İnşallah bu da. İnşallah bu sefer de aynı sonucu o yönde. Çıkışımız oradan. Ama bakalım. Ay Nihal, yürüyemedin etekle, o etekle hiç yani olmuş. Ama albüm çekimindeyim, albüm kapağı çekiminde. Kumaş yani ne? Şöyle o kumaş ne? Ne? Bu yani iki sezondur dalgıç diye burada bağıra bağıra. Sonunda onu da giydin ya burada ve All Star'ın son haftası. O zaman o bildiğimiz böyle terleten, ucuz naylon dalgıç kumaş değil. Ama sana hep denedi ki onun çeşitleri var, sen yok efendim o dalgıç. Hayır dedi. Ben zaten çok anlamıyorum. Ben sadece Zeynep Özkürt'ün bilirim. Ya şu Zeynep'in dili olsaydı dalgıç da konuşsaydı kumaş. Şimdi kız. Sevgiler falan. Ya Nihal, gerçekten askıların çok güzel. Belki ya bilmiyorum, o askı takma olayın güzel ama yani sevemedim, o etek olmayacaktı üzerinde. Ya niyeymiş? Uf. Nesi var yani? Bari simsiyah bir şey olsaydın, o etek siyah olsaydı. Ya niye sürekli senin gibi simsiyah giyeyim ki derken bir Allah'ım de baktım ya beyaz giyesi tutmuş. Ya bilmiyorum Nihal, olmamış sanki. Ayşegül. Ya bence bu kumaştan balık etek yapımı fikri biraz saçma. Çünkü gerçekten çok dar olduğu için ve balık formunun da biraz hani dökümlü, yani krep kumaştan olması gerektiğini düşünüyorum balık eteğin. Pardon, bunu satın mı aldın? Diktirdim. Diktirdin mi? Diktirdim ama... Kumaşı sen mi seçtin? Hayır. Şöyle ki ben ne istediğimi anlattım. Böyle askıyı bu tip bir etekle falan kimse kullanmamıştı. Amacım onu gösterdirmekti ama yine... Evet, podyumda biri ilk imza attın, evet. Ya yine bir kumaş ya... Bir şey olmuyor. Gerçekten çok yorum. Bir de yani. Onu da ben yaptım. Çok üzgünüm. Siyah etek. Aynısının siyahı. İlk sezonda o detayları ve hatırlamıyoruz. Ve beyaz gömlek pantolon askısıyla gerçekten yaptım. Gerçekten. Mutlaka yapmışsındır. Ama dantel değil. Biz seni zaten konunun dışında tutuyoruz. Orası kilit artık. Tamam, hayır, orayı tartışmıyor. Hayır, aslında ayrıca sen benim yaptığım bir şey gerçekten güzel. Mazimizin aldığı, hatırlayabildiğimiz yani yakın mazimizde. Yani yok diye yapmak düşündük. Yapmak istediğin şey gerçekten... Bir hatamız varsa da kusura bakma. Yani biz bir şey atladıysak... Ben bir şey demeyecektim. Zaten kıyafet çok güzel olurmuş ama benim dediğim gibi gömlekle falan siyah etekle yapsaymış olurmuş ama diyecektim ki... Ama seninkiyle çok ayrı. Diyeceğim, zaten gömlekle bu askılar kullanılır. Böyle abiye bir şeyle kullanılmadığını tamam, düşünerek... Tamam, altındaki etekle kullandım zaten ben de. Ya etek değil, eteğe bu abiyemsi bir şey. Yapılmış. Lütfen. Ya zaten hani senin kadar sürekli Miley Cyrus falan peşinde olmadığım için. Ya Miley Cyrus peşinde olmak... Ya dün mesela denedim Allah diyorsun aşkına. Ya onun aynısını yapılmıştı hani. Yani sen o zaman bir bütün bu niye camianın, cemiyetin peşine lütfen bir bırak. Her gün birinin sen fotoğrafının öylesin. Bir şeyini... Evde her şeyi denedim Öykü Hanım, bunu uydurabildim deyip de sadece Instagram'da fotoğraf bakan Ayşenur Balcı. Ben, sen nerede gördün kot pantolonun içine jartiyer giydiğini? Ya bir saniye, Ayşegül yorum yapıyordu. Konuş, tutturma beni zorla. Ay lütfen. Hoşlanmıyorum. Muhatapım. Benimle muhatap olmaktan hoşlanmıyorum. yani şimdi onu abiyeden hani farklı bir havaya çıkarmaya çalışmışsın pantolon askısıyla. Ayağındaki botları görüyorum Nihal. Sonra elindeki çantayı görüyorum. Çanta yanlış. Yani hani biraz böyle şey gibi oluyor yine. Dalga geçer kombini oluyor. Ya ne dalga geçer kombini Ayşegül? En azından yani ne bileyim. Bu yani. Altıma beyaz bir pantolon. Şey, üstüne siyah bir şey giyip gelmedim diyecekti. Diyecekti ki tam da öyle giyeyim. Hani
mesela bence de sen dalga geçer gibisin. Güldürüyorsun beni yani. Yani tarza gireceğim diye kendi bu kadar çırpınan bir tek sen varsın. Yakışmayan şeyleri bile giyiyorsun. Ya sana şu etek çok mu yakışmış? İçinde gerçekten böyle seni sıkmış da arkandan biri yürüyemiyor gibisin yani. Bu kadar komik durduğunu düşünmüyorum. Tabii bence de. Hiç böyle etek giydi mi? Yürüyemediği etek. Ama bu kadar dar giymedim yani. Ben kendimi gayet biliyorum. Bu kadar dar, bu kadar yapışan bir şey değil. Ama Ayşegül kendini bildiği için korse kullanmıştı. Keşke evet, sen de yapsaydın. Hayır, senin için ben bence... Ben kendimi darlayamıyorum. Hayır, senin savunmaların nasıl oluyor biliyor musun? Ezgi sana olumsuz bir yorum yapıyor. Kızla gayet iyi anlaşıyorsun. Hemen Ezgi'ye bir çemkirme. Ya bir dinle o zaman. Şey söyleyeceğim. Senin aran herkesle kötü değil ki. Ezgi'yle gayet iyi anlaşıyorsun. Ben ona kalırsa senle de iyi anlaşıyorum Ayşegül. Ya senin bana olan tavrın artık beni etkilemiyor. Ben alıştım ama Ezgi'ye de aynısını yapıyorsun. Yani kimsenin seni eleştirmeye hakkı yok. Sen önce kendine bak. Sen daha komiksin. Oldu böyle karşılıklı atışıp gülelim yani. Elindeki çantayı aynaya baktığında o botla kullanabildiğini düşünüyor musun sen? Öncelikle şuna cevap vermek istiyorum bittiyse yorumun. Ezgi'yle zaten ben Ezgi'ye burada çok kırıcı bir şey söylemem. Çünkü her yorum yaptığında ben seziyorum onu mesela. Kıyafetine rüküş demem onu kırıyorsa zaten podyumda kıyafetine rüküş demem onu kırıyorsa zaten dışarıda da yeterince yakın değiliz demektir. O yüzden kaybedip kaybetmemek benim için çok fazla önemli olmaz. Konuştun Ayşegül. Onun burada alındığını düşünmüyorum. O da bana istediği yorum yapabilir kıyafetimle ilgili. Ben onu burada kıracak ya da senin gibi çok fazla üzecek hiçbir şey söylemedim bugüne şey kadar. Söylemem de. Ezgi'nin üzülüp üzülmemesi değil ama sen insanlara gülerek, dalga geçerek istediğin her şeyi söyleyemezsin sen bence. Sen de topuzun burada ya da at kuyruğun böyle böyle yaparak gergin bir şekilde istediğin her şeyi söyleyemezsin. Ya benim net bir tavrım olduğunu düşünüyorum ama sen dalga ben geçerek de kesinlikle net bir tavrım var. Başından beri yani. Aynıyım. Her neyse yani aynaya baktığında o botla o püskül çantayı birbirine yakıştırdıysan benim sana söyleyebilecek bir şey mi olduğunu çantanın düşünmüyorum. Çantanın yanlış olduğunu kabul ayrıca ediyorum. Ayrıca bence yani o kadar da kirlenemez bir beyaz ya. O kadar da kirlenemez. Üstüne fondöten döküldü tamam, ve benim hatam değil. Mü? Bilmem anlatabiliyor muyum? Söylemiyorum. Üstündeki geçmiş zaten silinince ama arkanı gördün mü? Hayır zaten üstüme fondöten döküldü. Tamam arkanı gördün mü? Bak şöyle bir durum var. Mesela Ivana da öyledir. Ben de öyle. Yedek yayına, hayır yayına çıkmadan önce eğer ütüsü bozulacaksa oturacağı ana kadar ayakta durur. Kaç saat olduğu önemli değil. Bu senin buraya saygınla alakalı. Hayır ama bizim... izleyenlere saygınla alakalı bir şey. Haklısınız ama hani zaman problemimiz var ya. Makyajda ve saçta sıra olduğu için giyinmeyi tercih ettim. İlk defa böyle bir şey yaptım. Ve yanlışlıkla fırça fondöten sıçrayınca Nihal üzerinde. Fondöten üstüme döktü. Hayır fondöten güldü. Görünmüyor. Bak eteğinin arkasına şöyle dönebiliyorsan ondan bir bak. Ondan sonra zaten eteğin neresini kurtarabilirim düşüncesiyle arkasına çok fazla dikkat etmemiş tamam, arkası olabilirim. Arkası dar zaten etek. Şuraya kadar toplayıp içeride hazırlanma sürende öyle geçirebilirdin ama sen bunları önemsemiyorsun. Önemsemiyorum diye bir şey yok. Zaten kirlenmiş diye. Ben gayet her şeyim gıcır gıcır geldiğimi düşünüyorum buraya. Ama bir de bakıyorum şuraya yani göbeğin bayağı da orada olmaması gerekiyormuş o bu göbeğin. Bu bir kaza Ayşegül. Ya anlayışla karşılayamamak sana kalmış. Arkana dönüp değil bakarsan açıkçası. Dikkatsizlik önemsememek olarak görürsün bence. Bir şey söyleyeceğim burada yürürken bile kirleniyor yani. Ya o kadar da değil herhalde. Ya o kadar canım ya o kadar. Onu tutup gelseydin burada en kirlenmezdi. En çok abiye giyen sen olduğun için senin daha iyi bilmem. Yok biliyorum kirlenmezdi yani. Paçalar etekler kirlenebiliyor ondan ama bahsetmiyoruz. Ama Öykü onu bir kamera çekebiliyorsa görsün yani çamurdan geçmiş. Ay lütfen çekin bana pis kız deyin. Oluyor. Ayşegül rahat etsin. Yine bir şey kanıtlamanın yok, bir sevinci şey kanıtlamanın ve kıvancıyla otursun. Değilim yani. Ben sana niye eleştiri yapamıyorum? Dalga peki. Geçemedin diye mi? Tamamla. Yo, ben Ayşegül tamamla. Ben seninle istersem dalga geçerim. Çok malzeme veren bir ya karaktersin. Ya senin gibi burada. Mi? Senin gibi mi? Derken? Ne? Sima. Eteğin aslında formu ben sana balık yani balık formunda eteği yakıştırdım ama kumaşı yanlış. Yani kombin olarak diktirmişsin ama bu defa kombin yapmaya çalışmışsın. Dün dediğim gibi yani kombin... Askıyı da diktirmedim mesela. Kombin konusunda askıyı diktirdin demedim. Zaten kombin yaptın dedim. Ve dün söylediğim gibi sen sadece öyle üniforma takım takım giyindiğinde iyi görünüyorsun. Böyle kendin bir şeyler kombinlemeye çalıştığında bence başarısızsın. Ya şu kombini zaten yapmışızdır ya hepimiz. Birer kez üstündekileri. Yo üstümdekileri yaptığınızı düşünmüyorum. Yo o eteğinin kırmızısını giydim zaten ben burada. Giymişsin de böyle mi kombinledin sen? Ya muhteşem bir şey yok üstünde.
Muhteşem bir şeyden zaten ben çok muhteşem bir şey söylemiyorum da senin giydiğinden zaten şu an iyi. Yaratıcılık olarak, tarz beyaz giydiğimde, beyaz giydiğimde dikkat ettim. Bu buraya olan saygım. Bunun muhabbetini ve yapın. Fondöten döküldü, fondöten devrik cümle açıklaması da bu. Fondötenden başka da Arkan yani Ayşegül'ün söylediği gibi yani taptı. Ya Sima sen niye aynı cümleleri kurup duruyorsun? Yani fazla konuşunca evet sen biraz hoşuna gidiyor fazla takipçi geliyor olabilir ama aynı şeyleri sen söylüyorsun. Sen fazla konuşuyorsun. Takipçi konusunu hep açan sensin. İkincisi de fazla konuşmayı da sen mi bana söylüyorsun? Evet canım ya sürekli fotoğraflarının altında beni yeterince desteklemiyorsunuz. Öyle bir şey yazmıyorum. Beni desteklemenizi istiyorum diyorum. Son haftalar zaten diyorum. Yeterince desteğinizi hissetmiyorum için, tarzında da insanlara ajitasyon yapabiliyorsun bazen. Evet öyle hissediyorum. Bazen. Çünkü şu anda üçüncüyüm oylamada. Gerçi şu anda daha program bir haftadır. Üçüncü değilsin üçüncü takip ediyoruz. Şu anda üçüncüyüm demin baktım. İyisin. Bir haftadır program yayınlanmasına rağmen burada kaç yarışmacı olmasına da rağmen şu anda listede üçüncüysem demek ki bir şey vardır. Sürekli ve konuşup ajitasyon yaptığın için olabilir mi? Sonra senin bu oylamayı gördükten sonra bana karşı olan tavrın da değişti. Ben bunu fark etmedim ben değil Nihal. Ben birinciyim zaten oylamada. Olabilir. Sen ikinci, kendine, Özden üçüncü, sen üçüncü de değilsin. Siz sen hiçbir sıralamasına bakmıyorsunuz artık. Sen kendin gördün ya sana yaklaştın diye. Onun bir önemi diye. De yok zaten. Sen zaten senin kaç gibi, haftadır buradasın? Ben daha bir haftadır yayınlanmış yani program. Ajitasyon bir da haftada, yapmıyorum bir yani. Haftada, bir haftada Allah 9. 8. 6. 5. bile değilim yani. Üçüncüyüm şu anda. Teşekkürler. Ezgi. Ben finalist bununla ilgili bile bu beni Sima. Sevindiriyor. Getirmeyecek yani. Tamam da daha finalist değiliz yani. Evet, tamam bu büyük finale bir işaret değildir. O hafta olana, konuşulana, yaşanana, gündeme. Yani baktığın zaman orası sizin için bir ölçü olmasın. Kendinizi garanti almış hissetmeyin. Ben yapmıyorum çok iyi işte de olsa, onu. O onu gördükten kötü de sonra olsa tavrı değişti. Üzülmeyin de diye söylüyorum. Yani aşağıda da olabilirsiniz ama ilk hedef finalist olabilmek. Evet. İki kişi daha elenecek. Ya benim ilk hedefim o ama burada mesela elenirsem de bu haftada karar verdim. Zaten o yüzden kendimi yani geliştirmeye başladığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu yani 3. sezondan sonra enerjim düşmüştü birazcık. Yani her konuda hayatımda da her şeyinde. Ve burada da ben şunu düşündüm. Eğer ben bu hafta gidersem, elenirsem insanların aklında kötü kalmak istemiyorum. Yani en güzel halimle çıkmaya çalışıyorum. Ve ben Nihal'de bunu görmüyorum. Çünkü son haftadayız zaten. Yani 2 hafta kaldı. 3 hafta da kaldı. Peki son madem öyle çok ısrar ettiniz. Rejiden hazırlamışlar. Sevgili yönetmenim Mustafa'dan rica edeceğim. Son durum bu. Nihal, üçüncüyüm ikizler yani. Ve üçüncü de Sima'ymış. Peki diyorum ki yani bu gerçekten o hafta olana göre ya da uzun süre ya, haklısın. Kısa bir zamanda bu bir başarıdır. Bu anlamda haklısın. Acaba ama baktığınız zaman finale bir ışık değildir. Yani finale ben göre zaten, bir anlamı yoktur. Düşük de olsa, sıralamada aşağıda da olsanız bunun ya yani moralinizi de bozmayın, çok da sevinmeyin de. Ya yani çok beni mutlu ediyor ama kötü de olsaydım beni yani burada, mutsuz etmezdi. Burada tıklayanlar ve bu tarafta oylayacaklar demek değildir. Bunu böyle tabii, düşünelim. Doğru. Ayrıca bir şey soracağım. Öykü Hanım çok pardon sözünüzü kesiyorum galiba. Hatta ben arkadaşlarıma kızdım hani Sima ile fotoğraf falan çektiriyorlar diye. Kim arkadaşına? Ya Özden bir fotoğraf koymuş seninle. Yani hoşlanmadım, hoşuma gitmedi. Çünkü seni ben daha önce tanıdım. Hani önce Sima ile ben konuşma fırsatı buldum birebir. Ve Sima'nın hani çok bizimle ilgili hani bizi yansıtma adına çok iyi düşünceleri olmadığını fark ettim. Hani ben kimseye karşı, ben fotoğraf kimseye koydu. Karşı sonra asla Büşra seninle fotoğraf koyduğunda mesela ben çekiliyordum ve bunu söyledim hani benim senin oylamanı bilip sana tepki göstermek gibi bir durum yok. Senin oylamandan bana karşı bile olan haberin yok işte hatta öyle. Bu oylamadan sen dolayı mı diye insansın. Eleştirdim sen arkadaşlarımı yok yere. Sen çok kıskanç bir insansın Nihal ve senin bunu ben sadece tek bir isim ya. Koyuyorum. Tek bir şey söyleyeceğim kıskanacağım şu platformda. Benim Gülşah'la fotoğraf çektirmenden, Özden'le Ayşegül fotoğraf dahil. Çektirmenden sana ne Nihal? En çok kıskanacağım insan sensin. Yok sana ne? Onunla fotoğraf çektirmemden, Gülşah'la fotoğraf çektirmemden sana ne? Sürekli kıvırma halindesin. En bana göre sen her bu platformda şeye dalga geçercesine zararlı. Bakarsan benim söylediğimi de kıvırma olarak görürsün. Her şeye dalga Nihal. Geçmiyorum. Senin kızılacak hareketlerini daha sempatik Nihal her şeyle dalga geçiyorsun. Sana. Her şeyle. Pardon, bir Ezgi'nin ne diyeceğini duyalım. Hem ben kendim de yanlış biliyorsam öğrenmek istiyorum. Yarışmaya dahil olan birkaç sefer takip ettiğimde çünkü
Üçüncü sırada ben vardım ve Sima dahil olduğunda yarışmaya zaten üçüncü sondan başlamadı yüzde olarak. Yani bununla yani kaç yüzdeyle dahil oluyorlar o oylamaya? Ben hiç takip etmiyorum, bilmiyorum. Son ya durumu kaç yüzdeyle dahil gördüm. Olmasından sonra yani çok gitme, az yüzde sıfırla dahil o bir dakika bir saniye. Bayağı yüksekti olur. Yani. Ya, kendim paylaşmadan Sima, bile müsaade yüksekti. Müsaade eder misin? Ezgi'ye tamam. Söz verdim. Anlatsın sonra sen de konuş. Yüzde sıfırla dahil olmuyorlar. Belli bir yüzdeyle dahil oluyorlar ve şu an üçüncü olman hani çok sana oy gelmiş gibi düşünme. Yani yüzde otuzda mı yüzde... Dokuzuncu olan da var. Ben geldiğimde herhalde dokuzuncu diye birinci olarak başlamadım. Yok yüzde sıfırla başlamıyorlar. Dahil oldukları gün ben bakmıştım. Yüksekti ay. Yani. Ya bu konuyla ilgili sağlıklı bilgi veremem şu anda. Hayır. Öğrenir sonra veririm. Ben sadece hani gördüğüm şey üzerine... söylemek istedim. Tamam, belki öğreniriz. Bunu da aydınlatırız. Eğer bu da bir rekabet meselesi ise yarışmanın evet. Konusudur. Dolayısıyla öğreniriz detaylı nasıl yapıldığına dair de bilgilendiririz. İzleyicilerimizi takip edenler hatta bizden daha iyi bilenler vardır diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın Nihal'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Nihal Can'dan ayakkabı 150 lira, çanta 70 lira, etek ve üst 500 lira. Çok mu kötü? Ay çok şahanesin. Ay nasıl bir günaha girdim seninle ilgili. Şahanesin. Teşekkürler. Utanmayın. Anlamam gereken. Ay bu ne yüzsüzlük. Ya neden öyle diyorsunuz? Bu ne hal Nihal? Ya Nurel o etek ne? O yürüyüş ne? O çizmeyi göster, botları göster. İnanmıyorum göstermesin sana. Göstermesin Nurella lütfen. Hayır göreceğim ben onu. Aslında olay şöyle oldu. Giyeceğim ayakkabıları unuttuğum için ben aynı ayakkabıyı giymemek için yanımdaki diğer... Muhteşem ayakkabıyı. Hadi ayakkabıyı varsayalım görmedik. O abi o etek ne bak aşağıya çekti. Bir yürüsene. Ay bu ne? Ay ne? Astaraya bak. Ay öyle yürü ha öyle. Öyle yürü. Deniz kızı Papalina. Deniz kızı Papalina. Ay var ya. Konseptimi sen benim binlik C vitaminimsin. Ay canım ama, ya. Gel gör ki antidepresana dönüyorum. Nihal. Bağımlılık yapmak. Kız Nihal bu ne hal? Niye olmuyor? Ay o püsküllü çantan ne? Nihal. Yok falan. Nihal şaka yapıyorsun değil mi? Komedi yaptın değil mi? Ya Nurelam gerçekten fikir çok güzel ama bir yerde benden iş çıkıyor yani. İşte hayaller ve hayatlar değil mi? O yerde olmuyor. Çok mu kötü ya? Teşekkürler. Nihal yapamazsın. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Ben seni biliyorum. Mesela sen iki gün bir gün kötü gelirsin. Ay bir bakarsın ki iki gün inanamazsın. Sen bir şaşırtmacı bir delinin tekisi. Fakat ben seni hiç böyle kötü görmedim. Çok mu kötü? Belki hayalin güzeldi. Bir şey vardı ama olmamış. Çiğdem olmuş mu? Ay, olmamış, mumyalanmış gibi diyorum ya Nur Hanım, mumyaya sarmışlar sanki. Evet be, ay, kefen gibi tövbe İstanbul'a. Ay Allah korusun Nur Hanım. Üstüm başımı. Ay istemiyorum ben seni. Ben seni keşke bir tight gömlekle gelseydin. Değil mi? Derdim ki yani işte bir yere spora gidiyordun. Nihal bir de nereye gidiyorsun canımın içi? Nereye gidiyorum biliyor musunuz Nur Hanım? Bir tane albüm çıkarıyormuşum. Albüm kapağı, çekimlerim. Yürüyemiyorum ya. Çekimini de sanıyorum ki Mert Alaş yapıyor.
Kesinlikle aşağısı kurtarma. Tabii herhalde tabii canım. Yani siz de Londralarda, oralarda, Beverly Hills'da yani. Tabii kim çekecek ya? Türkiye'deki fotoğrafçıdan sana ne? Mert Alaş yani. Yani. Tabii. Ve geliyor yani. Tabii buraya bu stüdyoda. Ve bana bayılmış. Ay Mert Alaş sen de yani bari bir resim fotoğrafımı çek. I love you. Allah Allah. Günah değil mi bana? Hani beni seviyordun sen? Sizi çok seviyorum. Sürekli sizinle olan videolarımı paylaşıyorum. Sana demiyorum yavrum, Mert Alaş'a diyorum. Ha. Şu an Londra'da ya da bilmiyorum Amerika'da nerede. İçinde. Çok kötüsün Nihal'cim, çok üzgünüm. Yani Nihal bu gidişle ikinciyi de takacaksın gibi öyle geliyor bana ve galiba birazcık kapı görülüyor sana. Ciddi söylüyorum, yol görülür böyle yaparsan. Şu havuzda bayılalım. Yani buradan gidersen ben belki bayılır ölürüm. Kostümüm müsait, gel şurada bayılmak. Sen gidersen ben ölürüm. Ama evet, ne evet. Yapayım yani? Ama ben siz burada eğlenirseniz, hamamcı teyzeler yo, yaparsanız. Onlar bitti artık. Gerçek biz, yani. Biz artık çıkmaz bir yola girdik. Onun dönüşü yok. Duvara tosluyorsun. Ya virajı alıyorsun ya duvara tosluyorsun. Bu gidişte tosluyorsun olur, gibime yok mu? Geliyor. İkinci düzgün suratlılık mı? Şimdi ben sana notunu kötü veriyorum doğal olarak. Arkadaşları bilmiyorum. Kanaat notuna gidilebiliyor. Ama yani ikinci güzel yüz geliyor galiba. Hatta tenine falan değecek o. Üzgünüm. Üzgünüm küçük bir kelime. Gitmek istemiyorum. Ne? Hiç gidesim yok. Gidesin yok ama böyle gidersen gidersin yani. Hemen gidersin. Bak, canlar bugün size yemek ısmarlıyorum. Yani senin adını verirler vermezler umurumda değil. Gidersin. Böyle gelirsen gidersin. Sevgim aynı. Ama yapacak bir şey yok. Nihal'cığım. Yani şımarıklıktan ve böyle kıvırmaktan ve de neyse o tarz konuşmadan bu iş olmuyor biliyorsun. Sonunda gerçek oluyor. Ve gerçek ne olacak gerçek bugün? Bugünümüz gerçeği ne? Bugün eleyin isterseniz. Canım yani benim. Gerçekten yani... şu an çok mutsuzum ama mesela gülüyorum İvan Hanım. Hani bu benim şımarıklığım ya da şey değil hani saygısızlık olarak da algılamak. Yok bu biraz an... arsızlık galiba. Bunun adı arsız. Hayır mesela şu an çok mutsuzum aslında. Mesela şimdi önüme atıp ağlamak istiyorum ama modu. Niye ağlıyorsun? Kötü... Pardon İvanacığım. Pardon canım. Buyurun. Kötü gelme, ağlama. Gidesin ha kötü ya. Geleceksin, kötü not alacaksın, ağlayacaksın. Ay yok be böyle bir Paris hayır, canım. Hayır. Kötü not yani zaten hak ettiğiniz zaman iyi not veriyoruz. Hak etmeniz zaman yo, düşük sizin not notlarınızdan değil de hani başaramıyorum diye. Çünkü gerçekten uğraşıyorum. Mesela ikinci sezonda uğraşmıyordum zaten. Ama şu an uğraşıp da başarısız olmak ezik gibi. O yani. Daha kötü biliyor musun? Uğraşıyorsun ve başarısız. Evet işte o yüzden üzülüyorum. Evet bazen iyi geliyorsun İhal yani. O kadar da değil. Ama bazen hakikaten All Star'da yerin değil gibi düşünüyorum. Mesela bugün. Sen çok tatlısın. Ama çok ağırdı. Canım benim yani sen onu yaptın bende değil. Bende alakası yok. Dua et de üç gelmesin oradan. Aynen. Gerçekten. Düşenin dostu de, olmaz derler ama de, çok da beğeniyorsun kendini eminsin yani. Hayır beya. Sima gibi. Lütfen İvan'a. Gerçekten tüm laflarınız okey ama şu son cümleyi. Sima'nın hakikaten çok şey var yani. Sima ağlıyor mu? Ne oldu yakın ona? Noktalar. Yok canım ya. Gülüyor. Yani o eteği, giymen... Ne kankisi be? O eteği giymen suç. Suç yani. Onu giyip buraya gelemezsin. Ya bu hani ben bilmiyorum diyorsun ya gerçekten bilmiyorsun. Ne? Bilmiyorsan da ona göre puan alıyorsun ve birazcık artık kendini ciddiyete davet et. Ben geçen hafta söyledim ama olmadı. Hayır sen davet ettin gelmedi.
Şimdi kendisi kendisini ciddiyete davet etsin, belki dank eder. İlk başta beni çok üzdün. Niye? Biliyorsun. Yani senin sevdiğimi dünya biliyor. Ben de sizi... Hani tescillenmiş aramızda bir sevgi var ama... Bir yere kadar. İyi giy, iyi gel. Bu kadar basit.